Trabzonspor Korkuteli Futbol Okulu geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Futbol okulunun antrenörü Muratcan Sözeri okul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merhabalar, Trabzonspor Korkuteli Futbol Okulu'nun antrenmandayız. Geçtiğimiz aylarda zaten hocamız Murat Hoca ile bir röportaj yapmıştık. İki gün önce antrenmanlar başladı. Detaylı bilgiyi Murat Hoca'dan tekrar alacağız. Hocam nasıl, katılım nasıl? Beklediğiniz katılım var mı? İyi, güzel. Velilerin teveccühü gayet yerinde. Memnunuz. Peki kayıtlar devam ediyor değil mi? Bitmiyor. Her zaman kayıt olacak mısın? Yani bu 10 yıllık ileriye dönük bir perspektif, bir planlama dahilinde olduğu için kayıtlar sürekli devam edecek yani. Her yaş grubu. Peki çocukların performansı nasıl hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, yeni başladılar. Zamanla aşama kat edecekler. Başlangıç için olması gerektiği gibi, olması gerektiği gibi. Evet hocam, sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, 19 Haziran 2019 dün itibariyle başladık çalışmalara. Bugün de ikinci antrenmanımızı devam ediyoruz. Dün bir, bugün iki. Çalışmalar çarşamba, perşembe günleri. 3 çeyrek kala birinci grup, 4'e çeyrek kala ikinci grup olmak üzere devam edecek. Şöyle gördüğümüz gibi başladık çalışmalara. Tarafa doğru ilerleyelim. Baktığınız gibi, gördüğünüz gibi bu ilk yaş grubu. Küçükler. Orada bir yeni bir Türkiye'de ilk olduğunu, Türkiye'de ilk bir çalışmamız var orada. Gördüğünüz gibi kasaya bakalım. Kasa var orada. Kasaya, yanına kasaya gidelim kasanın. Pas derilerini minimum enerjiyle maksimum verimlilik sağlayacak şekilde bir çalışmamız yapılıyor bu platform üzerinde. Şöyle etrafına baktığınız zaman 6 grup aynı anda arka arkaya çeşitli varyasyonlar ile pas çalışmasını sürdürebiliyor bu platformla. Bu da Türkiye'de ilk oldu. Bunu düşündük, yaptık. Daha da yeni arkasından gelecek olan çeşitli platformlarımız var. Rampalarımız olacak. Topu vurduğu zaman oyuncu topu havalandırıp üzerine doğru gelmesini sağlayıp kontrol çalışmasını seri bir şekilde arka arkaya devamlılık sağlayacak şekilde yapması için ikinci onlar da arkadan geliyor. Haftaya onları biraz daha üst seviye gruplarda onları kullanabilecekler. Yaş gruplarına göre de ayrı ayrı antrenman sistemi. Tabii var. Baktığınız zaman hani modern futboldaki pasın önemi artık daha çok ön plana çıktığından böyle bir çalışma düşündük. Bunu her antrenmanda yaptıracağız yani. İyice böyle burada pas olayı oturacak yani. Bu çalışma. Çocuklarımızın temeli sağlam atılacak diyorsunuz hocam. İnşallah. Peki hocam, teşekkür ederiz. Umarım başarılı olursunuz. Devamında tekrar görüşürüz çalışmaları. Şimdi şu an bir yeni başlangıç olduğu için böyle oldu. İlerleyen vakitlerde haberler için tekrar buraya.